Bu hafta ne İslam ya ne İlik ne de Galatasaray'dasın da. Neredeydiniz diye soracak olursanız Best FM'deydik Ceyhun'un yanında. Korkmuyorum yine seveceğim az. Yüreğime az geliyor. Eridi buz gibi kara kışıma. Kaderime yaz geliyor. Canlı yayınlanan programın içerisinde Galatasaray TV röportajımız 19 Ağustos günü yapılıyor. İşte karşımızda Derya Aydoğan ve... İşte ben. Merhaba Beste Efendi. Bunu unutmuyoruz. Unuttum birden Galatasaray TV Beste Efendi. Şöyle yapalım. Şunu kapatalım. Bunu. Derya mikrofonu kapatalım. Bunu ikimiz kullanalım. Böyle. Ne kadar güzel. Bunu yiyecekmiş gibi olur. Ne? Şey olmasın seni. Teşekkürler, doğadaki herhangi bir hayvan ve memeli gibi. Heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Yani bir yıldır röportaj yapıyoruz, 10 yıldır radyo programı yapıyorum. Nedense heyecanlıyım hala. Ama Kayadoz Pop başka diye düşünüyorum canım. Yanlış düşünmüşsün, evet. Teşekkürler. Sinali başlıyor diye heyecanlısın peki? Evet, o özlediğim şeyleri kavuşmaktan dolayı bir heyecan yaşarım her zaman. Bu genç kızlar veya yediğim bir yemek veya yaptığım bir iş olabilir. Süper Lig'de benim tabii etmeden keyif aldığım bir hobim. Süper Lig'i seviyorum ya sen? Seviyorum galiba. Evet. Çünkü ben biliyorsun 15 günde bir maç izliyorum. Yani Ali Sami Yansıtan'da olduğu sürece maçları izliyorum. Ve durumum yok. Şehir dışına ve Avrupa'ya gidemiyorum. Ne bileyim. Daha önce bir maç arasında biraz konuşmuştuk ama maç bitmemişti. Evet, Stabik 5 maçında birbirine uyandırsın diye bu kabustan çok bekledim ama diğer seyirciler Hasan Tankaya sahamda, Selim ve Minikoğlu önünde. Onlar da benimle aynı rüyayı görüyorlardı. Yani korku filmi ne oluyor? Sabah kalkarsın, dersin ki yanındakine, bir şey rüya gördüm, elinde bıçakla beni öldürüyordun. Aynı rüyayı ben de gördüm, lan demek ki bize bir şey oluyor falan diye bir durum oldu. Star 3 maçında teknik direktörümüz Skibe'nin galiba hata yapma hakkını kullandığı maç olarak görüyorum. Peki maçla ilgili ben bir şey söylemek istiyorum. Böyle tam maça gidiyoruz ama önüne top geldi ve bir anda hani daha formasını giymeden çıkacak koşacak zannettim ben. Evet. Ne düşünüyorsun tahmin saçmalamış. yapmaması lazım bunları. Bunu alabilirsin. Kart alabilir. Sabri'nin hırsına, son oynanan Süper Kupa maçında Kayseri Spor karşısındaki performansına gerçekten hayran kaldık. Ve böyle devam etmesi en büyük temennimiz o mavi okyanus gözleriyle. Deyince tabii... Sibel Can'a bir selam göndermek istiyorum. Deniz mavisi gözleriyle Sibel Can'ı ben de seviyorum. Peki, bir şey daha sormak istiyorum. Hasan Şaş'la ilgili neler söyleyeceksin? Hasan Şaş'a, ne diyeyim? Hasan Şaş'ı çok seviyorum.
Hasan Şaş deyince aklıma sürekli Hasan'ı ameliyat olduktan sonra hastaneye ziyaret ettiğimde o hastane odasında bana şalgam suyu ikram etmesiyle sürekli hatırlıyorum. Hasan'ın kardeşiyle tanıştık. Erhan Şaş'la o aradılar saygılar sevgiler gönderiyoruz. Hasan'ın bu sene o 2002 yılındaki Hasan'ın geri geldiğini, yani onun o ruhun bedenine girdiğini hisseder gibiyim. Hasan'ın hem milli takıma hem Galatasaray'a çok vereceği şeyler var daha. Keyifle izleriz umarım bu sene de Hasan Şaş'ı. Hasan Şaş gerçekten Galatasaray için çok önemli. Üç defa arka arka Hasan Şaş diyebilir misin? Hasan Şaş. Güzel. Şaş, önümüzdeki haftalarda Kaleidoskop'ta olacağız. Bunu da belirtelim. Ailece Kaleidoskop'ta olacaklar ve Yusuf'ta olacak. Bak Yusuf'ta ya. Yusuf Şaş. Şaş. Onu silelim mi acaba evde? Aaaaat falan diye. Hasan'ın oğlu. Nerede babam? Babam nerede? Arda Turan severlerine de buradan bir haber gönderelim. Arda Turan önümüzdeki haftalarda Galatasaray TV'de Kaleidoskop'ta olacak. Ben de gelmek istiyorum ona. Arda Turan mı var? Evet ya, arkadaşımın tamam. Kızı var, Başak Tuncuk kızı. Çok seviyor Arda'yı. Henüz 9 yaşında ama seviyor, ne yapacağız bilmiyorum. İnanılmaz mailler geliyor Arda Turan. Zaten bütün maillerinizi ben Arda'ya iletiyorum. Buradan bir kez daha söylemek istiyorum. Arda bütün sevgilerinizi alıyor ve tekrar benim ona sevgilerini iletiyor. Arabasındaki torpidoya koyuyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Sor. Süper Lig başlıyor. Deniz Spor karşısında sen de kim En azından şunu biliyorum ki ben o maçta olmayacağım çünkü aynı gün Kızılcahamam'da TRT'de sayısal geceye sunacağım. Şimdi mikrofon oynamazsan montajda kendine küfür etmemiş olursun. Bunu anlatabiliyor muyum? Kayseri Spor karşısındaki 11'e en fazla bir kişi değişerek çıkarlar diye düşünüyorum. Ama Cable ilk 11'de çıkacak, onu biliyorum. Harry Cable. Bahsetmek gerekirse bahsederiz der ya, bundan kaçacak halimi yok. Eric Kibble ve felsefe taşı ya. Beni korkmuş. Çok seviyoruz. Gerçekten kaliteli bir oyuncu. Süper Lig'de böyle bir oyuncu olması Galatasaray'ın forvetinin dışında bir sıfat bence ve Eric Kibble gibi oyuncular olsun da gelsinler. İnsan Eric Kibble'la akşam yemeği yemek istiyor ya. Bana sohbet etmek istiyor ya. Öyle güzel bir adam. Nandayla da öyle. Ondan biraz ben çekiniyorum. Sert yani. İlişkileriniz böyle olabilir çünkü. Sen de uzak dur. Hayır, bence Nanda... anlamıyor. Ne diyorsun Nanda? Peki Meyra? Meyra güzel. Yılan gibi bir adam vallahi. Helal olsun, süper. Fiziği çok etkileyici. Bunu bir yorumcu olarak söylüyorum, bir erkek olarak söylemiyorum. Hiç anlaşılmasın. Meyra gerçekten fiziğiyle, hareketleriyle... O kadar Mehmet Topal'a benziyorlar ki mesela. Ama koşuşu mesela vücudunu kullanması Mehmet'ten daha farklı. Onu daha tecrübeli ve yaşça büyük tabii. Bunun da etkisi var. Mehmet Topal alınmasa onu çok seviyoruz zaten. Herkes biliyor. Ama mesela ikisini uzaktan bakıyoruz da sırf koşuşlarından demin zorlayıp vazgeçtiğim kelime olan koşuşlara tekrar girdiğim için tüm dinleyenlerimizden özür diliyorum. Fark edebiliyorsun, Meyra da güzel bir kazaç. İyi oldu ya Galatasaray bu sene. Trabzon'da iyi oldu, Fenerbahçe'de iyi oldu. Güzel olacak bu sene. Beşiktaş'ta iyi oldu.